Zor, zor, zor ve pis. İnşaat çevresi, tesfiye, peyzaj, düzenleme, betona hazırlama aslında. Ama ince bir çalışma, sabır gerektiren bir iş, zor bir iş, iğrenç bir iş desem kızmayın. Bu taraf nispeten temizlenmiş, düzenlenmiş. Şimdi bu tarafta sıra. Gömecek yer yoksa çık işin içinden nasıl çıkarsan. Arkadaşlar şimdi Greider'in, Komatsu'nun park halinde yakaladım, içine girdim. Şuradan Greider'in direksiyonunu, levyelerini, tabi ters ışık, görüntü bozuk olabilir ama birazdan düzelecek, merak etmeyin. Şuradan yine birçok levyesini tanımaya çalışalım ama bize tanıtacak kimse yok. Ben de ezbere hiç kullanmadığım için bilmiyorum. Ayak pedalları. Burada nedir bu bilmiyorum. Fren mi? Vites mi? Burada yine düğmelerimiz var. Bu tarafta şeyler var. Anlaşıldı. İdare bunlardan. Ben bunu tanımaya çalışıyorum da. Sen biliyor musun, bunları anlatabilir misin? Onu anlatan ben silindir operatörüm. Silindir operatörsün. Bomax silindir arkadaşlar. Kaç ton bunun ağırlığı? 13 ton. 13 ton. Evet. Wow, titreşimle. Evet. Senin içerideki levyeler nasıl? Joystick mi, manuel mi, nasıl? Joystick mi? Hı. Rahat yani. Kliman falan var mı? Var. Bomak iyi diyorsun yani. Hiçbir şey yok demiyorsun. Güzel. Şimdi arkadaşlar içine çıkacağım, müsaade. Bomak silindirin içindeyim. Ama levyesini gerçekten çok beğendim ben. Şuna bakar mısınız? Harika bir levye. Bunu kullanmak şahane bir şey olmalı. Evet. Kendi basıncım. Artık bir platonda daha ağır. Dur, sesini duymadık. Birazdan geleceğim yanına. Toprak ve mekanik basar. Toprak? Mekanik. Mekanik. 13 ton kendi ağırlığı. Titreşim yapınca falan daha mı güçlü vuruyor? 35 ton. 35 ton. Wow. Bunda nasıl vites olayı, tork olayı? Yok, levye. İleri geri. İleri geri. Yani biri hızlanma, yavaşlama falan var mı? Testleri var. Kaça kadar? Yani test oran saymıyor bunu. Düşük basınç, orta basınç ve yüksek hızlı. Hmm. Düşük, orta ve hızlı olarak geçiyor. Üstünde yazar zaten. Şu ne düğmesi mesela? Bu gaz. Bu gaz mı? Evet. Şu kırmızı stop düğmesi. Onun yanındaki hemen şu. Test, evet, bu kırmızısı. Şu kırmızı olan şey, stop düğmesi. Stop bu. O yandaki de vites düğmesi. Bu vites mi? Evet. Aşağıdan görmüyorsun, yaklaş gel. Vites düğmesi bu. Bu vibrasyon. Büyük küçük olan. Tekrar alıyoruz. Şu küçük olan vibrator. Vibrasyon ya da. Evet. Ondan sonra bu vites. Hemen evet. Şu. Bu neydi bu? Kırmızı. Stop düğmesi. Stop. Burada direksiyon zaten var ya, çok seksi. Küçük, güzel. Vay canına. Şu ne düğmesi? Bu gaz düğmesi söyledik. Gaz. Yandaki 1, 2, 3 şeyin ayarı. Havalandırma. Havalandırmanın ayarı ya da işte ne bileyim, klimanın sıcak klima. Soğuk. Evet, seksi bir tane daha. Bunu nasıl tutuyorsun şöyle? Wow. Arkadaşlar gerçekten çok güzel bir levye. Sarı olan korna, diğeri de şey, vibrasyon düğmesi. Korna ve vibrasyon yine. Arkadaşım var ya, sana çok teşekkür ediyorum. Adamsın. İsmin ne? Mehmet. Mehmet. Operatör Mehmet arkadaşımız. Bomak silindirin operatörü. Kendisi bize biraz anlattı. Teşekkür ediyoruz çok. Bir kelime bile bilgi versen bize, büyük adamsın. Herkes sana dua ediyor. Teşekkürler paşam. Sağ ol.
Sumitomo SH210 kova sök kırıcı tak. Bulmuşsun yöntemi diyorum, kapaktaki. Abi günlük 10 kere sök tak yaptığımız için artık parmaklar alışmış yani, biliyor musun? Ya o ne diyor? De ki o ne diyor, döşeme altında her yer kis taş olduğu için devamlı sök tak. Kırıcının hortumları. Bağlayalım ki ya. O da kapağı, jaklar, kapaklar. Bir tane pim var, pimi söküyorsun. Sonrası kuyuk kapta. Şimdi izleyin. Şu aradaki eskiden yoktu, çok kişi bilmez ama yeni çok artık herkes biliyordur muhakkak. Bilmeyenler için kolay söküp takmak için aparat. Kuyuk kap. Dim. Kısaltma DİM ismi var. Firmanın ismi, yapan firmanın herhalde. Bakın gördünüz mü? Gitti. Şimdi kova takılmasına bakın. Bakın. Ön gönlü yerleştirdi. Sonra bir tık yaptırdı. İş bitti. Yerine oturdu. Deminki kırdığı yerdeki malzemeleri çıkaracak şimdi. Taşları çıkaracak. Buradaki işaretler buranın bir hafriyat, inşaat, bina hafriyatı olduğunu, hafriyat atılması, alınmasını olduğunu, hafriyat yapımının olduğunu gösteren bir işaret. Ben size sonradan geldiğim için direktmen kepçe çalışması olarak yükleyeceğim. Ya da karışık videolar. Amma kaya çıkmış be. Görüyorsunuz. Full taş, full kaya. Kis. Tam taş değil, tam kaya değil ama kis taş karışımı çok sert bir malzeme. Kovayla sökülemeyen, çıkarılamayan malzeme. Adam sökmüş, kırmış,
malzemeyi doldurmuş. Şimdi de boşaltıyor. Şimdi size bir başınız dönmesin de tepesi aşağı ters gösteriyorum. Şuraları görüyor musunuz? Buraları kıra 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 ilerliyor. İlerlemiş. Buraya da kırdıklarını yığmış. Gerisine doğru, kucağına doğru çeke çeke doldurmuş. Şimdi ise boşaltıyor. Bu işleme son çizgiye kadar devam edecek. Hafriyatın son çizgilerine kadar devam edecek. Kazacak. Sonra yetmezse daha derinlere, daha aşağılara girip tekrar kıracak, tekrar kazacak. Acaba binanın temelinde ne kadar derinlik olacak? Bodrum kat var mı yok mu henüz ben bilmiyorum.